Kendi geliştirdiğim, kendi tasarladığım pilleri değiştirilebilir elektrikli bisiklet bataryamla İzmir Variant yokuşunu çıkacağım. Rampa değil arkadaşlar. Ramp İngilizce yerli ve milli iddiası olanlara duyurulur. Rampa diyorsunuz. Rampa İngilizce. Yokuş Türkçe. İzmir Variant yokuşunu çıkacağım. Bu çok dik ve dönemeçli. Sık sık virajı olan bir yokuştur bu. Bakalım bu bataryayla bu yokuşu çıkabilecek miyiz? Çıksak bile yukarıda bataryanın durumu ne olacak? Onu görmek istiyorum. Ayrıca Variant çok güzeldir İzmir'de. İzmir'i en güzel izleyebileceğiniz ikinci yerdir. Birinci yer değil. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Buraya gelene kadar bataryamdan 12 kilometrelik güç harcadım. 12.5. Yani 4'te 1, 5'te 1'ini harcamış bulunuyorum. Hiç de düşündüğüm gibi zor olmuyor. Ama bu arabalar nedir ya? Yol boyunca araba park edilmiş. Benim gençliğimde burada tek bir araba park etmezdi. Çok ilginç. Şimdi keskin bir yokuşa geliyoruz. Bu yokuşların birisinde ben çok eğlenirdim. Neredeyse belediye otobüsü uçurumun öbür tarafına düşecekmiş gibi olurdu. Bakın burası çok ters bir yokuştur. Tıka basa dolu bir belediye otobüsünün burada şuradan şu yokuştan, bakın benim bisikletim de zorlandı. Buradan tıka basa dönmeye çıkmaya çalışırdı. Bahsettiğim yer ise karşıda. İzmir'i çok güzel bir şekilde izleyebileceğiniz, İzmir'in tadını, manzarasının tadını çıkarabileceğiniz en güzel yer aslında burasıdır. Ve bedava. İşte burası. Belediye otobüsü de buradan dönerken bir ucu dışarıda aşağıya doğru olurdu. Hiç de zor olmadı. Çok güzel. Şimdi buradan biraz İzmir'e bakalım. İşte Variant. Ve İzmir'i ücretsiz olarak izlemek istiyorsanız, seyretmek istiyorsanız buraya gelip Körfez'i bir bütün olarak görebilirsiniz. Karşı taraf Karşıyaka. Bu taraf Hatay Göztepe. Bakın şuradaki evlerin güzelliğine. Ve buralar nedense hep benim rüyalarıma girer. Şuralardan indiğimi, yürüyerek indiğimi görürüm ben. Nedense öyle bir rüyalar görüyorum. Vay be, hiç öyle düşündüğüm gibi zor olmadı. Bataryamda da neredeyse azalma olmadı. Ama kıvrım kıvrım yokuşu çıkmaya devam edeceğiz. Aslında şu anda yarısına geldik. Burada da bir bina vardı, o da yok olmuş. Vay be. Burada yurt vardı galiba. Gitmiş o yurt. Yine dik bir yokuş. Yine sert bir dönüş. Evet, biz de arabalar gibi çıkıyoruz. Bataryam 3 kutuya düştü. Buralarda arabayla kalmak istemezdim çünkü arabayı kaydırabiliyorsunuz bu yokuşta acemi dik döneminizde. Burayı arabayla çıktığım zaman çok gerilirdim. Çünkü bir durduğunuz zaman kaydırma ihtimaliniz çok yüksekti. Hiç düşündüğüm kadar zor olmadı. Ama bataryam bakın ikiye düştü. Dönüşte yaptığımız zaman Variant'ın tehlikeli ve eğlenceli şeylerinden, virajlarından, yokuşundan kurtulmuş oluyorduk. Ve bundan sonra aşağı doğru deniz, yukarıya doğru Hatay. Şimdi ana yoldan ayrıldım. Böyle ince, denize doğru dik bir şekilde inen çok ilginç sokaklar vardır burada. Bunun bir altı, biraz da arkası Halifat Paşa'ya doğru gider.
Gördüğünüz gibi sokaklar çok dardır buralarda. Arabanızın debriyaj ne kadar sağlıklı, arabanızın çekişi ne kadar güçlü öğrenmek istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Frenlerinizi denemek için. Ben şu anda iki frende sıkıyorum. Çok sıkışıktır buralar gerçekten. Yokuşa bakar mısınız? Yokuşun dikliğine bakar mısınız? Anlaşılıyordur umarım. Şuradan anlaşılsın. Ben şimdi buradan ineceğim arkadaşlar. Şu anda iki freni de büyük bir güçle sıkmaktayım. Arka kaymaya başladı. Bir az kaldı taklat camına doğru ve şuradan buradan bisikletle inen gençlerin videosunu görmüştüm. İzmir'in ilginç sokakları bakın. Burası da böyle bir ara sokak. Burada da bir merdiven var. Aşağı doğru iniyor. İşte İzmir'in ilginç sokakları. Vay 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 vay. Şuradan yine yokuş aşağı iniliyor. Ay ne kadar güzel bir sokak. Ve bir portakal ağacı var. Şu herhalde açısı hakkında bu merdivenin size bir fikir verecektir. Bu mahallede yaşıyorsanız tabii kalp sorunlarınız, damar tıkanıklı sorunlarınız olmuyor çünkü bunlar çok dik merdivenler. Şu kaya yapı nedeniyle burada görüyorsunuz. İzmir'de deprem olduğunda Hatay semti bu depremlerden pek etkilenmez. Çünkü alt tarafı komple kaya. Ama bu iyi bir şey mi değil mi bilmiyorum aslında. Yine ilginç bir yokuş göstereyim size. Son sözleri neydi? Şuradan inelim. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Çok güzel bir eski bina var. Tarihi bir bina. Konak Belediyesi'nmiş. Ne diyor? Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü. Hemen yanında da böyle dik merdivenler var. Kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız Hatay tarafında oturacaksınız ve bu yokuşlardan inip çıkabileceğiniz bir yerde ev kiralayacaksınız ya da alacaksınız. Düz bir yer istiyorsanız karşı yakaya gideceksiniz. Of of of. Çok dik bir yokuş. İniş var burada. Keskin bir viraj. Araba sürmeyi buralarda öğrendim işte ben arkadaşlar. Virajlar, yokuşlar, keskin dönüşler. Burada ustalaştım. Burada da Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. Binası çok güzel. Tarihi eski bir bina. Bak bak güzelliklere bak. Konağa doğru gitmekteyiz. Karataş'a doğru gitmekteyiz. Burada sağ tarafta tarihi eski binalar vardır. Çok güzel İzmir binaları. Bunlar görüyor musunuz? Merdiven, dik merdiven yapısı İzmir has. Sol tarafta da böyle yine tarihi bir bina görüyorsunuz ama genelde sol tarafta şahsiyetsiz, yeni ruhsuz binalar vardı. Sağ tarafta tarihi binalar. Biraz önce yukarıdan gördüğümüz merdivenlerin indiği yer burası. İşte o dik merdivenler. Açı bu. Evet ya, buradan her gün inip çıktığımı düşünsem hiç kalp sorunum, damar sorunum olmazdı.
Nasıl, zor mu? Çok zor değil mi? Merdiven açısı bu. Burada da kedimiz için yapılmış, sokak kedileri için yapılmış el örgüsü bir battaniye görüyorsunuz. Şu kardeşler için. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Burada en az 500 basamak var ve çok dik bir merdiven var burada. Aşağısı Karataş. İşte İzmir'in meşhur merdivenleri. Benim oğlumla eşimin burada bir fotoğrafım var diye. Bu muydu o merdivenler acaba? Bunlardan çok var. Yukarıdan aşağı inmeye başlıyorsunuz. Epey bir zaman geçiyor. Çünkü yuvarlanmaya başladığınızda durması neredeyse imkansız. Ve Karataş'ın merkezine geldik. Biraz sonrası zaten konak. Ben bir geçebilir miyim? Evet, sağ olun. Bu üst geçitten çıkıp karşı tarafa geçeceğiz. Ve konakta olmuş olacağız. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Elektrikli bisikletimle İzmir'in çok dik yokuşları olan varyantını çıktık. Batarya 4 gösteriyor, 4 kutucuk gösteriyor. 20 kilometre yapmışız. Bataryamdan çok memnunum. İzmir çok sıcak. Kasım ayının ilk haftasında bile yaz aylarından birini yaşıyormuşuz gibi bir gün yaşıyoruz. Çok sıcak. Bunlar çok kötü şeyler. Ve ben de dönüş yolundayım. Bir sonraki sefere görüşmek üzere diyorum.